Bir Başkadır dizisine yönelik eleştirilerden bir kısmı da muhafazakar kesimden geldi. Yani bir başörtülü kadın ilk defa bu dizide bu kadar önemli bir rolde yer alırken, bu rolde yer alan kişinin işte eğitimsiz, şiveli ve evlere temizliğe giden bir kadın olmasına dair özellikle muhafazakar kadınlardan bazı eleştiriler geldi. Sonra bu eleştiri yapanlara da bazı eleştiriler yapıldı. Yani bundan neden kompleks duyuyorsunuz, bu bir kompleks değil mi şeklinde eleştiriler karşılıklı tartışmalar yaşandı. Şimdi burada bu mevzu biraz derinlikli olarak incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Aslında dizinin anlattığı hikaye öyle havada kalan, ayağı yere basmayan bir hikaye falan değil. Bu hikaye bizim pek çok plazada, holdingde gördüğümüz bir hikaye. İş alım süreçlerinde terfilerde bir cam tavan uygulanıyor, bir ayrımcılık türü var ve sadece başörtülü çalışanlara baktığımız zaman büyük çoğunluğu sadece temizlik hizmetlerinde, yemek hizmetlerinde çalışıyor. Bu toplumsal ayrımcılık türünden dolayı tabii dizi suçlanamaz. Dizi belki de olanı anlatıyor, olanı göze çarpıyor. Ama orada Peri karakterine karşılık olarak Gülbin karakterinin koyulması, yani seküler ama aynı zamanda ailesinde muhafazakarların da olan, bu muhafazakarların da bulunduğu bir karakterin konulması yerine başörtülü bir karakter koyulsaydı belki bu tartışmalara yer açılmaz mıydı? O da başka bir tartışma konusu olarak ele alınabilir. Ama burada benim hani daha çok dikkatimi çeken konu hala başörtülü kadınların veya genel olarak muhafazakarların yaşadığı toplumsal sorunların aslında sadece bir iktidar değişimine bitmiş olduğunu varsaymak gibi bence çok genelleyici bir bakış açısı. Çünkü bu çok problemli bir perspektif aynı zamanda. Diziye yönelik başka bir eleştiri de şöyle yapılabilir. Hani bu eleştiriyi belki yapan çok olmadı ama ben burada yapanlardan bir tanesi olabilirim. Dizinin hikayesi bir yerde beyazların işte batıcı, seküler, tırnak içinde modern beyazların olduğu ama karşısında da işte bir yerde işte başörtülü bir muhafazakar kadının, onun yanında işte mesela Kürt kökeninden gelen insanların ve hatta işin içine, hikayenin içerisinde LGBT'lerin falan sokulmaya çalışması. Ben bu aslında tablonun, bu tasvir etme biçiminin çok oryantalist olduğunu düşünüyorum. Yani tıpkı böyle Irak'a işgal etmiş Amerikalıların o dönemde böyle çizdiği bazı istatistikler vardı. İşte Irak'ın %60'ı Şii'dir, %30'u Sünni'dir, %9'u Kürt'tür falan gibi böyle bir batı merkezli, oryantalist ve insanları böyle adeta işte bitki türleri gibi böyle kodlamaya yönelik, etnik ve işte bazı şeylere kültür olarak kodlamaya yönelik ve ayrıştırmaya yönelik bir oryantalist bir dilin olduğunu düşünüyorum. Bu dilin toplumu anlamaktan da uzak olduğunu düşünüyorum. Yani bu toplumda başörtüler sıkıntı yaşadı, evet. Uzun süre çok, hala da pek çok ayrımcılık türüne uğruyorlar, evet. Ama başörtüler bu ülkede böyle ötekileştirilmiş bir azınlık falan değil. Ben zaten bu bakış açısının, yani bu işte 80'lerin sonunda Türkiye'de çok hakim olan, dünyada daha önce hakim olan bu postmodernist, işte öteki, ben özne ve nesne ayrımına dayanan bu ötekileştirici, ötekiyi anlama üzerine ve ötekiler üzerinden, onları karşılaşması üzerinden yapılan toplumsal analizlerin çok demode olduğunu düşünüyorum. Artık bunlar toplumu anlamaktan uzak, Türkiye'yi anlamaktan çok daha uzak. Bunları düşündüğümüz zaman, yani Türkiye'de işte bir grup var, onlar karşısında ötekiler var. Ötekiler dediğimiz zaman da bunlar işte bir küme halinde başörtülüler, Kürtler ve hatta LGBT'liler falan gibi böyle bir anlayışın, böyle bir zihniyetin varsa çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bir kere zaten bunların hepsi aynı kategoride olmadığı gibi birbirle kıyaslanabilir şeyler de değil bunlar. Yani kategorizasyonlar değil. Zaten başörtülüler veya genel olarak dindar ama muhafazakar bu ülkede azınlık da değil. Yani zaten bu bir kere baştan bir yanlış. Burası bir Güney Afrika değil, burası bir Afganistan değil, burası bir Irak değil. Bu tarz ayrıma yönelik, ayrıma dayanan toplumu anlama çabalarını ben çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu oryantalist bakış açısı dizide çok fazla kendisini gösteriyor. Yani böyle başka örnekleri de var tabii. Yani işte bir tane hoca karakteri var. İşte Meryem o hocaya gidiyor, sürekli her şeyi anlatıyor, ondan akıl almaya çalışıyor. Yani bu Türkiye'deki bu kapalı, en kapalı cemaatlerde bile bu kadar, dizide anlatıldığı kadar bir hoca-mürit ilişkisi yok. Böyle bir şey toplumsal gerçekliğe hitap etmiyor. Yani bu tasvir biçimlerinin ben özellikle Türkiye'de toplumsal mesele anlamada çok oryantalist kaçtığını düşünüyorum. Ve orada belki biraz daha derinlikli analizler yapılabilir ve ona göre hikaye yazılabilirdi. Ama ben dizinin kendisinden çok, dizi hakkındaki tartışmaların daha enteresan olduğunu hep söylüyorum iki bölümdür. Bu ikinci programda özellikle başörtülü kadınların dizideki var olma hikayesi üzerinden bu konuyu ele aldım. Yani Meryem'in şiveli oluşu,
Gülbin'in ablasının aynı şekilde başörtülü ama eğitimsiz olması, kardeşinin eğitimli, işte tırnak içinde yine açık olması. Yani bunlar bence biraz fazla genelleyici bakış açıları. Bu ülkede artık yani eğitimli, muhafazakar, başörtülü kadınlar da var, çok da var. Aynı zamanda muhafazakarlığı sadece başörtüsüne indirgemek de ayrıca bir başka bir mesele. Çünkü sonuçta hani dizideki kadınlar üzerinden konuşursak başı açık olup da muhafazakar olan çok fazla insan da var. Yani böyle bu tarz kategorizasyonlar bence çok genelleyici, çok etiketleyici ve toplumsal gerçeklere çok hitap etmiyor. Ama Bir Başkadır dizisinin bu tartışmaları tekrar gündeme getirmesi ve bir dizinin bu kadar Türkiye'nin önemli meselesini Türk dizi tarihinde belki de daha önce çok fazla rastlanmayacak şekilde dikkatlere sunması bence önemli. Yani edebiyatta bunların tabii geçmiş çok uzun. Yani bu tarz karşılaşmalar, çevre merkez karşılaşmalar dair hikayeler, Yaban romanından Kiralık Konağı, Fatih Harbiye'ye kadar pek çok edebiyat eserinde işlenmiş olabilir ama popüler kültürde bu kadar önemli bir meselenin ve siyasal ve toplumsal gündemin bu kadar önemli bir maddesinin bu kadar geç ve sınırlı şekilde ele alınması da ayrıca bir tartışmaya değer bir konudur ve bu da ayrıca bir kültürel hegemonya meselesidir. Bunu da ilerideki bölümlerimizde, programlarımızda mutlaka ele alacağımız konudan bir tanesini oluşturacaktır diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.